Diyet yapanlara ne önerelim? Yanlış diyetler çok fazla yapılıyor. Şimdi biraz izleyicilerimizi bu konuyla alakalı bilgilendirelim. Yanlış diyet yaptıran değerli arkadaşlarımız da var ne yazık ki. Evet. Bunlarla alakalı biraz konuşalım bu hafta. Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyaya hiç iyi bir şey yayılmıyor. Ne üretiyorlarsa dünyaya kötülük üretiyorlar. Amerikalılar nedense böyle kötülük üretip dünyaya salgın hastalık gibi yayıyorlar, yayıyorlar, yayıyorlar. İlk önce 1920'lerde pardon, protein diyeti diye bir diyet başlattılar Hollywood artistleri. Et, peynir, yumurta ağırlıklı. Daha sonra Dukan diyeti. Dukan, evet, Dukan dediler. Doktor Dukan bunu biraz değiştirdi, geliştirdi, süsledi. Daha sonra Atkins, Doktor Atkins. Onu ilk defa duyuyorum. Bunu geliştirdi efendim. Protein ağırlıklı beslenme. Et, peynir, yumurta, hayvansal. İşte ekmek iyi değil, pirinç iyi değil, tahıl, bakliyat hepsi vesaire. Bizde de bunu Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi Karatay diyeti diye Atkins, Doktor Atkins diyetini Türkçeleştirdi. Et, peynir, yumurta yiyeceksin, et, peynir, yumurta yiyeceksin. Peki köylü ne yiyecek? İşçi ne yiyecek? Fakir vatandaş ne yiyecek? Memur ne yiyecek? Türkiye'nin nüfusu 77 milyon. Kaç kişi et, peynir, yumurta yiyebilir? Diyelim ki yedi. Herkes et yedi. Bir ayda büyükbaş hayvanlar tükenir. İkinci ayda küçükbaş hayvanlar tükenir. Üçüncü ayda kanatlılar tükenir. Türkiye'de hayvan kalmaz. Et yese herkes. Evet. Karatay diyeti eşittir çöp diyeti. Ben bunun çöp diyeti olduğunu ilmi olarak ispat edeceğim. İlmi olarak. Çöp diyeti dedim. Hakaret anlamında değil. Gerçekten kişi kara diyet diyetine uyarsa vücudu çöplüğe döner. Et, peynir, yumurta ağırlıklı beslenirse insanın vücudu çöplüğe dönüşür. Çöplük. Hocam karaciğer yağlanmasına da sebep oluyormuş özellikle sadece hayvansal protein beslenmek. Şimdi ilmi olarak da açıklayacağım, dini olarak da. Lütfen buyurun. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki her gün et yemeyiniz. Hazreti Ali de Peygamberimiz Hazreti Ali için diyor ki ben ilimsem ilmin kapısı da Hazreti Ali. İslam ulemasının bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük alimi, ilim adamı kim? Hazreti Ali. Diyor ki Hazreti Ali de ne yapıyor? Ayetleri ve hadisleri yorumluyor. Her gün et yiyen, her gün alkol içen gibi olur. Et kolik. Hastalıktır. Keza var öyle insanlarımızda. Hastalık. Evet, diyeceksin etsiz ki ya falan. Durumu iyiyse yesin. Her gün et yerse ne olur? Bir, homosistein oranı yükselir. İki, asit oranı yükselir. Vücudun asit oranı yükseliyor. Asidoz oluşur. Homosistein yükselirse ne olur? Asidoz yükselirse ne olur? Evet. Homosistein nedir? Homosistein literatüre Türkiye'de ilk konuşan benim bu konularda. Asidoz da konuşan benim. Yani benden önce bu konu konuşulmuyordu. Bu iki kelimeyi Türkiye'de literatüre ben. Yıllar önce konuşarak, 20 yıl önce. Homosistein, hayvansal ve bitkisel besinler, proteinler bölünüp parçalanır. Metabolizma tarafından amino aside dönüşür. Artık madde olarak da homosistein ortaya çıkar. Bazı ilim adamları diyor ki homosistein için amino asit diyor. Amino asit değil homosistein. Biyojen amin yani aktif amin. Yani zararlı, tehlikeli madde homosistein. Neden tehlikeli? Homosistein oranı yükselirse bu tehlikeli olduğu için bünyemiz B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit yani B9 vitaminle bu tehlikeli maddeyi hemen
metiyonin denen faydalı amino aside dönüştürür. Amino asit nedir? Hücre taşı, hücre. Hücre yapımında kullanılan yapı taşları. Hı hı. Nasıl ki bir bina yaparken duvar için taş gerekiyor. Amino asit de hücre yapımında kullanılan taş gibi düşünün. Hücre yapı taşı. Homosistein'i sürekli amino aside dönüştürmek için B6 vitamini, B12 vitamini, B9 vitamini harcanır. Yavaş yavaş vitamin azalır. Hı hı. Et yerse, peynir yerse, yumurta çok yerse kişi ne ortaya çıkar? Avitaminoz. Vitamin yetersizliği. B6, B12, B9 vitamini azalırsa ne olur? Beynin fonksiyonları azalır. Çünkü bu vitaminlere beyin vitamini, sinir vitamini dediniz. Birçok fonksiyonları var bu B6 vitamini, B12 vitamini, B9 vitamini. Bir, iki. Homosistein oranı yükselirse ne olur? İkinci. Bu homosistein kötü kolesterolü, LDL kolesterolünü oksitler. Oksit denen LDL kolesterolünü bağışık sistemi mikrop gibi algılar. Onu yabancı madde. Onunla savaşır, onu yer. Makrofaj nedir? Kanımızda dolaşan uzay gemisi gibi, ahtapot gibi binlerce kolu var. Yakaladı bakteri, virüs ve mantarları yer. Yakalayamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikorlar, silah gibi fırlatarak öldürür. Veyahut da oksijeni dünyada, kainatta oksijeni tek moleküle dönüştüren tek varlıktır. Makrofaj. Oksijeni tek moleküle dönüştürür. Raket gibi ateş eder. Bakteri, virüs ve mantarları öldürür. Makrofaj. Hı hı. Makrofaj bağışıklık sisteminin en önemli alt elementi. 8 nanometre çapında. Yani öyle büyük ki kılcal damarlardan bile zor geçer. Böyle eğilip bükülerek geçer. Çok çok önemli bu makrofaj. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa makrofajın hareketi sınırlanır. Hareket bu edemez. Da bağışıklık sistemi çöker. Bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Homosistein çoğaldı. Makrofaj LDL kolesterolü oksitledi. Oksitlenen LDL kolesterolü makrofaj yedi, şişti. Sümük patlar sonra ölür. Ortaya sümüksü, süngerimsi yapışkan bir madde çıkar. Buna curuf denir. Curuf. %90'ı LDL kolesterolü, 95'i, geri kalanı makrofaj. Bu damarların iç yüzeyinde yamalar oluşturur. Aynı yamalı bohça gibi. Eskiden köylerde bazen kadınlar gelirdi. Sırtında bohçayla bohçacı derlerdi. Evet. Bohçacı geldi diye çocuklar bildirirlerdi. O bohçaların üzerinde yama yama olur. Bu nedenle yamalı bohça gibi olur. Damarların iç yüzeyinde böyle yamalar oluşur. Organlarda, dokularda böyle yapış olur. Böyle curuf. Çöpe dönüşür insan vücudu. Bunu şuna benzetebiliriz. İstanbul'un eskiden bir belediye başkanı vardı. Onun zamanında belediye fen işleri grev yaptı. İstanbul çöplüğe döndü. Evet. Çöplüğü toplamadılar. Sokaklar, çarşılar, pazarlar, millet, turistler, maingot diye oraya koşuyor, buraya koşuyordu. Her taraf kokuyordu. İnsan vücudu da böyle olur. Yani her tarafından, ağzından koku, koltuk altından koku, defacetinden koku, idrarından koku, vücudunda obezite olur, karaciğer yağlanır, şeker hastalığı, siroza dönüşüyor, hepatit B, hepatit diye tetikleyebilir. Çünkü karaciğer yağlanırsa fonksiyonlar azalır. Mikroplara karşı bağışıklık sistemi zayıflar. Pankreası zayıf, yağlanır, şeker hastalığını tetikler. Hı hı. Beyin damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme, plak nedeniyle beyin kanaması veya iskemi, beyinde çürüme, ölme olur. Kalp damarlarında yağlanma, daralma, kalp krizi. Cinsel organdaki damarlarda yağlanma, daralma, cinsel yetersizlik. Yani homosistein aklınıza gelen birçok hastalığı tetikler. Yani aklınıza bunun sebebi nedir? Gelenden ziyade hocam vücudun dengesini tamamen bozuyor. Evet, homosistein tehlikeli bir madde. Tamamen bozmuş oluyor. Homosistein sebebi ne? Et, peynir, yumurta. Ne yemiş? Karaday diyeti çöplüğe sebep oluyor. Çöp, vücudumuzu çöpe dönüştürüyor. Çöplük. Tabii besinsiz. Curuf denir buna. Pislik birikintisi doluyor bütün organlara, bağ dokularına, damarlara. Hücrelere, bütün insan vücudu çöple dönüşür, curuf oluşur. Almanca buna Schlacken denir, Schlacken. Almanya'da bunun
çeşit çeşit tedavi yöntemleri var. Entschlackungsgift mesela. Yani çuruftan arınma metotları diye bir sürü tedavi yöntemleri var Avrupa'da, Almanya'da. Hı hı. Ayrıca bunların kürleri var, tedavi yöntemleri var mesela. Entschlackungs diye özel tedavi yöntemleri var. Yani vücudu çuruftan, çöplükten, pislikten arıtma. Peygamberimiz niye demiş durup dururken her gün et yemin? Sebebi var. Hazreti Ali ne demiş? Her gün et yiyen, her gün alkol içen gibi olur. Yani et koluk olur. Niye demiş? Dinen her gün et yemek uygun değil. Niye uyarmış Peygamber Efendimiz Hazreti Ali? Akıl var, mantık var. Uyusun Müslümanlar diye. Ve bu bir 50 yıl öncesine kadar da Anadolu'da insan et bulamıyordu ki zaten. Köyde mesela. Yani bir hayvan oluyordu zaten onu bayramdan bayrama kesip yiyecek hali olmadığına misafir göre. Misafir gelirse tavuk kesiliyor. Mutlaka. Et yok. Ne yiyorsun? Sabah kahvaltı. Öğle yemeği yoktu eskiden. İslam'da aslında İslam'a göre iki öğündür. Bir akşam bir sabah bitti. Öğle yemeği yok. Şimdi yani mesela, İslam'a göre beslenme günde iki öğündür. Üç öğün yok. İki öğün değil. Mesela ben bu da mesela, gerçekten taze bir bilgi. Tarlaya tabii. İçinde. Peygamberimiz sabah bir kahvaltı yapmış. Akşam hafif bir şey yemiş. Gerçi Peygamber Efendimiz bir yılın 240 gününü oruçla geçirmiş de o ayrı bir şey tabii. Ama sahabe ve ondan sonra Osmanlı'nın son dönemine kadar Müslümanlar iki öğün. Ne zaman ki Tanzimat Avrupa'ya ayak uydurma, Avrupa'ya örnek almaya başladı Türkler, o zaman yavaş yavaş üç öğüne çıktı. Hala İran'da Türkler iki öğün beslenir. Sabah akşam Azeri. Türkleri, Azeri demek yanlış aslında, Oğuz Türkleri. Şimdi bizim kültürümüz 18.014 yıllık bir kültüre sahibiz biz. Anavu, Türkmenistan'ın baş yerine yakın bir yerde bir şehir bulundu. Anavu medeniyeti. Türkler bundan 18.014 yıl önce hayvancılıkla, tarımla uğraşmışlar. Dünyanın en eski medeniyetini kurmuş atalarımız. Ona geleceğim. Şimdi ikinci önemli tehlike nedir? Asidoz. Evet. Et, peynir, yumurta. Canan Karatay, hanımefendi et ye, peynir ye. Ya asidoz oluşur, asidoz. Canan Karatay profesör, doktor olmuş. Ama nasıl profesör olmuş? Asidozdan haberi yok. Asidoz nedir? Et, peynir, yumurta yediniz. Çok yerseniz asit oluşur, asit. Her şeyin fazlası zararlı et neye değil mi dönüşür? Zaten hocam? Tabii, et neye dönüşür? Et nedir? Yağ. Yağdır. Et nedir? Protein. Evet. Neye dönüşür? Yağ asidine. Yağ asidi neye dönüşür? Aside dönüşür. Vücudumuzdaki asit oranı yükselirse ne olur? Kanda asit oranı yükselir. Bir insanın kanının pH'i 7.40. Hafif alkalik. Kanın pH'i 7.35'e doğru kayarsa hafif, binde ikilik bir kayma hayati tehlike başlar. Kişi doğduğu günden öleceği güne kadar, öldüğü güne kadar kanının pH'i 7.40'ın hafif üstünde, hafif altındadır. Hayvansal besinlerle beslenirse ne olur? Hafif kayar. 7.35'e doğru kayarsa ne olur? Kanda asit oranı yükselirse damarların iç yüzündeki kalsiyumu asit emer. Ne oldu? Damarlar su borusu gibi düşünün. Çentikler oluşur, delikler oluşur. Bahçeyi süreceksin. Hortumu çocuklar delmiş, su sızıyor, sulayabilir misin, sulayamazsın. Damarlar da kanı topluyor, taşıyacak ama çentikler oluştu. Kalsiyumu asit emdiği, asit kalsiyumu emmek zorunda, kendine bağlar. Kalsiyumla mesela asit birleşti, ne ortaya çıkar? Asitik baz. Ne tür bir madde ortaya çıkar? Çünkü fazla asit tehlikeli. Neden? Eklemleri yakar, kavurur. Kemikleri eritir asit. Kasları eritir. Yani ölüme sebep olur. Tehlikeli. Hocam bu zaten nedenle, bu protein, sözünüzü bölüyorum ama protein diyetinden çok insan ölmüş. Doğru mudur bu? Doğru bir bilgidir tabii. Değil mi? Doktor Dukan protein diyeti demiş. Ama velak adam diyor ki 2 saat spor yapacaksın. Karatay diyor ki herkes yapsın. Olur mu? Aşırı hayvansal besinle beslenen kişi çok yoğun, tempolu çalışacak, spor yapacak ki günde 2 saat her gün almış olduğu proteini eritsin. Protein atsın. Adam et yiyor, peynir yiyor, yumurta yiyor, yan gelip yatıyor.
Ne oldu? Depolada asit oranı arttı. Asit bir, damarın iç yüzündeki kalsiyumu emer. Damarların iç yüzünde çentikler oluşur, delikler oluşur. Bu delikleri neyle kapatacak? Kolesterolla. Hı hı. Ne oldu? Damarların iç yüzünde yamalar oluşur. Damarlar zayıfladı. Bir. İki. Kalsiyum asit oranı devam ediyor ama. Sürekli yanlış besleniyoruz. Sürekli asit oranı devam ediyor yüksekliği. Kemiklerdeki kalsiyumu emer. Kemikler erimeye başlar. Üç. Hücrelerdeki kalsiyumu, hücre içlerinin sesinde hücre merkezinde kalsiyum depoları var. Hı hı. Endokolon denen hücre merkezinde böyle aynı oksijen tüpleri gibi tüplerin içerisinde hücre içerisinde kalsiyum depolanır. Bu kalsiyum metabolik değişimlerde, protein yapımında vesaire görevi var, fonksiyonları var. Bunun içindeki kalsiyumu emmek için asit çeker. Ne olur? Hücrenin yapısı, dokusu bozulur. Asidoz olursa ne olur? Asidoz olursa zamanla beyin kanaması geçirebilir. Çünkü damarlar zayıflar. Kalp krizi geçirebilir. Ani ölümler olabilir. Şimdi hiç kimse ölmedi diyor. Canan Karatay sağ olsun. Ama ve lakin İsviçre'de yapılan 10 bin kişi Atkins diyeti uygulayan Atkins, Karatay Atkins diyetini Türkçeleştirmiş. O kadar. Hı hı. Atkins diyetiyle diyet yapan İsviçre'de 10 bin kişi üzerinde araştırma yapılmış. 10 yıl süreyle takip edilmiş. Ve et, peynir, yumurta uzun süre yoğun bitkisel değil de hayvansal beslenen insanların %20 daha çok kalp kriziyle öldükleri tespit edilmiş. Bir, sucuk, salam, sosis gibi yağlı etlerle beslenenlerde %51 daha çok kalp krizi ölme olduğu. Kimi de katkı maddeleri olduğu, içeriyor onlar. %51 daha çok kalp krizi sonucu öldükleri tespit edilmiş. İki, bu Karatay diyetinin kurucusu Atkins aslında. Karatay diyetinin esas orijinali Atkins diyeti. Atkins diyetinin formülü hale getiren Doktor Atkins neyle öldü, niçin öldü, neden öldü? Kalp damar yetmezliğinden, kalp krizi sonucu öldü. Et yiye yiye öldü. Kendi yaptığına... Kendi diyetinden kendisi, kendisi öldü. Evet, kendi diyetiyle kendisi. Çok kötü sevgili izleyiciler. Ha, peki, Karatay diyeti çöp diyetidir. Tehlikelidir. Tehlikeli diyettir. İnsanın ölümüne sebep olur. Hayatını kaydırır. Hayati tehlike.